Evet arkadaşlar, Bayram Ezen'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size Yaşayan Peygamber'i okuyacağım. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği günlerde Ensar'dan birisi gelerek yanındaki çocuğu göstererek şöyle dedi. Ey Resulullah, Enes akıllı bir çocuktur. Sana hizmet etsin. Enes Hazreti Muhammed'e yolculukta evinde hizmet etmeye başladı. Onu çok seviyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli, şefkatliydi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bir kere gönderdi. Enes çarşıda iki çocuğu rastladı. Resulullah'ın emrini unutarak onlarla oynamaya başladı. Vakit geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkarak çarşıda onu aradı. Enes'i oynarken görünce yanına gitti. Şefkatle başını okşadı. Enes korkuyla ona bakıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülerek sordu. Enes, gönderdiğim yere gitmedin mi? Enes, evet şimdi gideceğim efendim dedi. Enes gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona kızmamıştı. Enes 9 yıl ona hizmet etti. Fakat hiçbir zaman kendisi neden bunu yaptı, neden bunu yapmadın diye kızmamıştı. Ailesinden biri ona kızsa hemen müdahale ederek bırakın onu, gücü yetseydi yapardı derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzel ahlaklısıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametliydi. Zayıflara acır, çocukları çok severdi. Çocuklar omuzunda namaz kılardı. Bir gün yanında bazı kişiler geldi. O yerinde oturmuş yanında da Hazreti Hasan vardı. Onu şefkatle okşuyor ve öpüyordu. Yanına gelen adamlardan birisi şöyle dedi. Benim 10 tane çocuğum var. Ben onlardan hiçbirini öpmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bakarak şöyle dedi. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Birisi söze karıştı. Siz çocukları öpüyorsunuz, biz onları öpmeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Allah'ın sizin kalbinizde merhamet duygusunu almışsa ben ne yapayım? Çok merhametliydi. Bir dizini azat ettiği kölesi Zeyd bin çocuğu Üsame'yi oturtur, diğer dizini de Hasan'a oturturdu. Onları öper ve şöyle dedi. Ve şöyle dua ederdi. Allah'ım onlara merhamet et. Ben onları çok seviyorum. Hayvanlara karşı da çok merhametli davranırdı. Müslümanları hayvanlara karşı merhametli olmaya teşvik ederdi. Bir gün arkadaşları şöyle bir hikaye anlattı. Bir adam yolda giderken çok susamış, bir kuyuya yaslayınca dibine inerek kanan o kadar su içmiş. Kuyudan çıkınca orada susuzluktan dili dışarı düşmüş. Sıcağın tesiriyle toprağı yiyen bir köpeğe rastlamış. Adam kendi kendine benim susadığım gibi bu köpek de susamış diyerek tekrar kuyuya inmiş, ayağındaki mestini su doldurarak köpeğe içirmiş. Arkadaşları sordu. Ey Resulullah, hayvanlarımıza yaptığınız iyiliklerde bize sevap var mıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinde hayat olan her canlıya yaptığınız iyilikte size sevap vardır. Buyurdu. Zayıflara karşı çok merhametliydi. Arkadaşlarına da merhametli olmaya emrederdi. Bir gün adamın biri gelerek cemaatle namaz kılmaya gücünün yetmediğinden şikayette bulundu. Çünkü imam namazı çok uzatıyordu. O da zayıf bir insan olduğu için bu uzun namazı tahammül edemiyordu. Adam şöyle dedi. Ey Resulullah,
O kişi uzattığı için neredeyse cemaatle namazı terk edeceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hareketi kıstı. O insanlara rahmet olsun diye gönderilmişti. Namazı uzatarak cemaatle nasıl namaz kılan zayıflara eziyet etmek doğru olmazdı. Şöyle buyurdu: ey insanlar, bu ve benzeri hareketlerle nefret ettiriyorsunuz. Kim imam olursa namazı kısa tutsun. Cemaatte hasta olabilir, zayıf olabilir yahut bir ihtiyacı olan olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok cömert bir insandı. İhtiyaç sahibi birisine rastladığı zaman onu giydirip doyurması için hemen Hazreti Bilal'e gönderdi. Hazreti Bilal onun hanedarıydı. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gitti. Yanında bir torba hurma vardı, sordu: bu nedir Bilal? Onu sizin ihtiyaçlarınız için sakladım. Yarın Allah'ın seni aç bırakacağından mı korkuyorsun? Hemen onlara da git. Onları da yeryüzünde bir şeyin azalacağından korkma. Sevgili Peygamberimiz kendisinden bir şey isteyenlere bol bol verir. Onları azarlamazdı. Bir seferinde Enes bin Malik ile beraber yürüyordu. Sırtındaki kenarları kalın bir elbise vardı. Bir Arap gelerek şiddetle elbisesini çekti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem boynuna elbisenin izi çıkmış, canı yanmıştı. Arap şöyle dedi: ey Muhammed, bana yanındaki Allah'ın malından vermelerini emret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülümseyerek ona baktı. Yüzünde hiçbir sinirlenme izi yoktu. Adamı taşıyabileceği kadar mal verilmesini emretti. Adam teşekkür ederek oradan ayrıldı. Peygamberimiz çok cömertti. Bir gün yanındaki o dirhem parası vardı. 4 dirhem bir gömlek satın aldı. Satın aldığı gömleği giydi. Yolda bir adama rastladı. Adam Peygamberimize şöyle seslendi: ey Resulullah, bana da bir gömlek giydir. Allah da sana cennet elbiselerinden giydirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gömleğini çıkararak ona giydirdi. Tekrar geri dönerek 4 dirheme bir gömlek satın aldı. Yanında 2 dirhem kalmıştı. Yolda ağlayan bir cariyeye rastladı. Sordu: neden ağlıyorsun? Cariye ağlayarak şöyle dedi: ey Resulullah, efendim bana 2 dirhem vererek bir şeyler satın almamı emretti. Fakat ben parayı kaybettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalan 2 dirhemi de ona verdi. Ayrılacağı sırada kadın tekrar ağlamaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Thank you, Sean. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadını çağırdı. 2 dirhemi aldın, daha niye ağlıyorsun diye sordu. Geç kaldığım için beni dövmelerinden korkuyorum dedi kadın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu alarak efendisine evine kadar götürdü. Kapıya varınca selamu aleyküm diye selam verdi. Evdekiler onun sesini tanıdılar fakat cevap vermediler. 3 kez selam tekrarlayınca ve aleyküm selam dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu: önceki selamlarımızı duymadınız mı? Evet, duyduk. Fakat senin biraz daha fazla selam vermen için bekledik. Onu karşılayarak geliş sebebini sordular. Şöyle dedi: şu cariyeye geç kaldığı için dövmeyiniz. Efendisi cevap verdi: anamız babamız sana feda olsun ey Resulullah. Sen buraya kadar gelmişsin, ben onu Allah rızası için bağışlıyorum. O hürdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem memnun bir şekilde oradan ayrılırken şöyle dedi: Allah o 10 dirhemi bereketlendirdi. Peygamberine bir gömlek giydirdi. Ensardan bir adamı gömlek sahibi yaptı. Bir cariye hürriyetine kavuşturdu. Bir sırrı kudretiyle rızıklandırdı. Rızıklandıran Allah'a hamdolsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarıyla otururken bir adam yanına gelerek bir soru sordu. İman nedir? İman Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, kadere, hayır ve şerin
Allah'tan olduğuna ve öldükten sonra tekrar dirileceğine inanmandır. İslam nedir? İslam Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ibadet etmek, namaz kılman, vazif olan zekatını vermen, Ramazan orucunu tutmandır. İhsan nedir? Allah'a sanki onu görüyor musun? İbadet etmendir. Çünkü sen onu görmezsen de o seni görmektedir. Kıyamet ne zamandır? Onu yalnız Allah Celle Celaluhu bilir. Adam kalkarak uzaklaştı, arkasından bakan insanlar onu bulamadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: bu Cebrail'dir, insanlara dinlerini öğretmek için gelmiştir. Evet arkadaşlar, bunu size yaşayan peygamber okudum. Like'ı da babanı unutmayın.